Çizgiler. Nedir bu çizgiler? Çizgiler bizleri birbirimize bağlayan çizgiler. İnternet bağlantımız, telefon, su, elektrik, aklınıza gelebilecek her şey. Ben bazen bu çizgilerin dışında olmayı çok seviyorum. O gördüğünüz nokta ben olmak istiyorum bazen. Çünkü o noktada olduğum zaman çok farklı şeyler yaşıyorum. Afganistan, Pakistan, İran, değil mi? Bunları görüyoruz ekranda. Bir gün aradım annemi, dedim ki ben Kaşmir'e gidiyorum anne. Dedi ki git oğlum tabii. Annem böyle bir anne. En güzel hediye bana uçak bileti diyen bir anne. O yüzden dedim ki Kaşmir'e gidiyorum. Kimse bana sormadı. Kaşmir'de ne yapacaksın, ne işin var, oğlum hayırdır. Kaşmir, şöyle anlatayım size. Çok dağlık bir alan. Ama aşırı dağlık bir alan. Yani Himalayalar var orada, çok yüksek tepeler var. Manali, Leh iki şehir arasında da çok meşhur bir yol var. Ve aslında Hindistanlıların da orada erkekliğe adım attıklarında geçmeleri gereken bir yol bu. Böyle gizemli bir yol. Çok zor bir yol. Anlatayım. Şu şekilde bir dağlık bölgeden bahsediyorum. Çok güzel görünüyor her şey. Oturuyorsunuz, etrafınıza bakıyorsunuz. Çok sessiz. Kendinizi orada başka bir dünyada gibi hissediyorsunuz. Şartlar zor. Nasıl zor? Çok soğuk. Eylül ortasından bahsediyorum. Kat üstüne kat üstüne kat yorganlarla uyuyabiliyorsunuz. Yollar çok zor. Hava şartları çok zor. Yemek. Aslında çok güzel yemekler yedik. Hani yanlış da tanıtmak istemiyorum ülkeyi. Çok iyi insanlar bir kere. Sevgiyle yemek yapıyorlar. Ama ondan sonra tabii bayağı büyük problemler yaşayabiliyorsunuz. Çok güzel olduğundan bahsetmiştim. Kocaman dağlardan bahsetmiştim. Çizgilerin dışına çıktığınız zaman, bağınız koptuğu zaman, internetiniz olmadığı zaman, devamlı telefonunuzla oynamadığınız zaman, tın 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 e-mailler düşmediği zaman, başka bir yerde oluyorsunuz gerçekten. Küçük hissediyorsunuz. Dünya size çok büyük geliyor. Dağlar büyük geliyor ve aslında ben kimim ki? Ne yapıyorum ki? Daha fazla yapmalıyım, daha fazla paylaşmalıyım gibi düşüncelere kapılıyorsunuz. Bunların hepsi çok güzel düşünceler. Ama sonucu da unutmamak lazım. Biz oraya Kardungla Tepesi'ne çıkmak için gittik. Kardungla Tepesi 5600 metrenin üzerinde. Ağrı Dağı ile karşılaştıralım, 5100 metre. 5600 metreye motosikletle çıktığınız zaman motosikletiniz çalışmıyor bazen. Çünkü yeteri kadar oksijen yok. Yattığınız zaman yatağınıza oksijen azlığı yüzünden sabah inanılmaz bir baş ağrısıyla uyanıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar bayağı zor o zaman. Hani neden yapıyorsun ki? Ne işin var Kaşmir'de? İşte zaten onu anlatmak için buradayım. Çizgilerin dışına çıktığınızda ne oluyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çıktık. 5600 metre çok güzel. Ama aklımda kalan şeyler yol. Yolda inanılmaz şeyler geliyor başınıza. Büyük maceralardan geçiyorsunuz, motosikletiniz bozuluyor, suyun içine düşüyorsunuz. Zaten soğuk, iyice donuyorsunuz. Zor şeyler. Sonra geldim. Dedim ki, peki her yıl çizgilerin dışına çıkacağım diyorsun kendi kendine. Eşim geldi, karım İpek. Dedi ki, Botswana'ya gidelim. Olur mu şimdi? Yani nasıl gidelim? Bir sürü işimiz var değil mi? Bir sürü işimiz var. Çok çalışıyoruz. Bir eğitim şirketim var. Kısaca zaten bahsettiler. 6 yılda çok hızlı büyüdük. Yüz binlerce insana hizmet veriyoruz şu anda. Hem Türkiye'de hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Hızlı büyüdü. Çok güzel bir ekibimiz var. Onlarca kişi çalışıyor. Tamam, bunlar güzel. O zaman arada bir, madem çok çalışıyorsunuz, biraz da kendinizi başka anlamda geliştirmek için o çizgilerin dışına çıkmanız gerekiyor. Botswana, peki fikir güzel. Bu sefer zaten biliyorum ailemin ne diyeceğini. Dedim ki Botswana'ya gidiyorum. Peki dediler, git eğlen, anlat bakalım sonra neler oluyor. Bu haritaya baktığımız zaman ne kadar güzel görünüyor değil mi? Göller var ortada, Makadigadi Pens yazıyor, Okavango Delta var. Bu haritalar size hiçbir şey anlatmıyorlar aslında. Bu haritalar size bir şey anlatıyor. Şimdi o güzel göller vardı değil mi? Kum düzlüğü görüyorsunuz orada. Tuz düzlüğü görüyorsunuz. Salt pan.
Şimdi bizde buna en yakın şey Tuz Gölü. Ama Tuz Gölü'nün tamamen kuruduğunu düşünün. Bu dünyadaki en büyük tuz düzlüğü. Şöyle anlatayım. 30 bin kilometre kare. Ankara'nın kilometre karesi 25 bin. Belçika ile aynı boyutta bu tuz düzlüğü. Öyle bir yerden bahsediyorum. Buralara tabii kolay gidilmiyor. Nasıl motosikletle Kardumla Tepesi'ne çıktık? Uçaktan inanılmaz haz almayan karım İpek bu uçakla oraya uçmak zorunda kaldı. Uçmak zorunda kaldı, zor bir uçuş oldu. Ama sonuca varabilmek için bunları yapmanız gerekiyor. Çizginin dışına çıkmak için her zaman yaptığınız şeyleri yapmamanız, başka şeyler yapmanız gerekiyor. Araba gibiydi bu uçak. Tıngır mıngır gittik. İkinci pilot bendim. Öne oturttular beni. Artık birinci pilot benden çok daha iyiydi ama tahmin edebiliyorsunuzdur. İkinci pilot bensem nasıl bir uçuş oldu? İlginç bir uçuş oldu ama vardık. Okavango Delta. UNESCO'nun Afrika'nın 7 harikası saydığı bir yer. Denize dökülmeyen ırmakların toplandığı, inanılmaz hayvanların, değişik değişik canlıların yaşadığı bir bölge. Ve burada neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Her zaman bağlı olduğumuz zaman unuttuğumuz bir şey var. Su. Su hayat demek. Su öyle bir hayat demek ki, yani orada yaşadıklarımı ve o suyun önemini anlamamı size anlatmaya çalışıyorum açıkçası. Bebekleri, filleri, her türlü canlının çocuğuyla olan iletişimini burada izliyorsunuz. Ne kadar hayvanların etrafında yavruları olduğu zaman koruyucu olduklarını hissediyorsunuz. Ve dönüp dönüp tabii ki insanlara bakıyorsunuz. Biz de öyleyiz. Sonuçta hayvanız. Su çok güzel ama fazla su öldürüyor. Okavango Delta'da bunu da görüyorsunuz. Aşırı su olduğu zaman bir anda hızla büyüyen ağaçlar çatır çatır ölmeye başlıyorlar. Çok garip bir ortam. Yani hem su var hem çok büyük canlılar var, her türlü canlı var. Yani dünyada şu anda onlarla ifade edilen siyah su aygırı diyorum, rhino, gergedan, o bölgede yaşıyor. Ama dediğim gibi bu ağaçlar aşırı su olduğu için ölüyorlar. Ve sizi Okavango Delta'dan tamamen zıttı olan Kalahari Çölü'ne götürmek istiyorum. Kalahari Çölü, çöl bildiğiniz. Ama hep çöl denilince bizim aklımıza kum gelir değil mi? Kum var evet. Ama çöl denildiği zaman sadece kum yok. Bu şekilde bir bitki örtüsü var. Tabii Okavango gibi değil. Her yer yemyeşil, değişik değişik hayvanlar var diyemem. Çünkü o kadar çok hayvan yoktu burada. Daha belirli özellikleri olan hayvanlar vardı. Böyle bir yerde kaldık. Şimdi çizgilerin dışı ve bizim oradaki çadırımız ne alaka? Şöyle bir alaka. Bir şey görüyor musunuz bu odaya giden? Bir kablo, elektrik, telefon, su yok değil mi? Çizgilerin dışında çünkü bu oda. Bu oda kendi kendine elektrik üretiyor. Bu odanın suyu yer altından geliyor. Nasıl geliyor diyeceksiniz. Güneş enerjisiyle elektrik üretiliyor, su çekiliyor, odaya veriliyor. Ha bu her zaman sıcak olmuyor su, her zaman su da olmuyor. Ama bu da başka bir tecrübe. Çünkü orada yatıyorsunuz, gece işte, Esat, Esat, uyan. Ne oldu? Çok da uyanmayı seven birisi değilim. Esat, kalktık, karşımızda koskocaman bir fil var. Çünkü buranın çitleri yok. Doğa neyse siz de orada yaşıyorsunuz. Diyorlar ki, o yemek yediğiniz ana bölümden odanıza gitmek için bize haber vermek durumundasınız. Rehberler sizi odanıza götürüyorlar. Bir kere de zaten burada kayboldum. Uzaktan izliyorlarmış beni, nereye gidiyor bu adam diye. Çünkü etrafta filler var. Ve filler en tehlikeli hayvanlardan. Aman dikkatinizi çekeyim. Bir gün giderseniz dikkatli olmanız gerekiyor. Kalahari. Kalahari çölü çok büyük kuraklık anlamına geliyor Botswana dilinde. Bu çölün içinde, biraz önce gösterdim, Makadigadi, tuz düzlüğünden bahsettim. Makadigadi'nin de Botswana dilindeki anlamı çok çok kuru. Yani aslında Botswana etrafındaki her şeyi suya bağlayarak anlatıyor. Kalahari çölü, Makadigadi tuz gölü,
para birimleri pula yağmur demek. Çok ilginç değil mi? Bana çok ilginç geldi. Yani bütün hayatları aslında suyun etrafında dönüyor. Bunlara göre isimlendiriyorlar her şeyi. Burası Makadigadi, o dediğim tuz düzlüğü. Rehberimiz Belçikalıydı. Nerelisiniz dedi. Türküz dedik. Aa dedi, ben dedi 20 küsur yıldır bu kamptayım. İlk defa bir Türk'le tanışıyorum. Ne kadar güzel bir duygu. Çizginin dışında olmak istiyorsunuz ya. Diyorlar ki ilk defa sizle tanışıyorum. Büyük ihtimalle oraya giden ilk Türk biz değilizdir. Ama o adamın, hani rehberin, 20 yıldır kampına gelen ilk Türk olmak güzel hissettiriyor. O Robert Frost'un şiiri aklına geliyor insanın. İki yol vardı, daha az gidilenden gittim ve bütün farkı bu yarattı. Bizim için de gerçekten öyle oldu. Tuz düzlüğünde hikayemiz bitmedi. Burada gezdik. Dediler ki burası dünyanın en sessiz yeri. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biraz önce Ankara kadar demiştim. Bunun ortasına kadar dört çeker motosikletlerle, quad bike'larla gittik. Ve dediler ki gidin, birbirinizden ayrılın ve oturun ve dinleyin. Dünyanın en sessiz yeriymiş burası dediklerine göre. Böcek yok, sinek yok, hiçbir şekilde bir hayvan yok. Ve düşünün etrafınızda 10 kişi var, çıt çıkmıyor. Şu anda bile ne kadar çok ses var. Yatağa yattığınız zaman bazen dinleyin, kulaklarınız çınlıyor şehrin gürültüsünden. Dün öyleydi. Bir sonraki gün son konuşma yapacağımı düşündüğüm için zaten uyku da biraz az. Devamlı bir çınlama var. Oraya gittiğiniz zaman bu çınlama sonrasını boşluğa bırakıyor. Bu apayrı bir duygu, sanki bir ruhani bir duygu. Daha öncesinde ne oldunuz, sonra ne olacaksınız hiç önemli olmuyor. O anda oturuyorsunuz ve sessizliğin tadını çıkarıyorsunuz. Bu tür tecrübeler, çizgi dışı tecrübeler size yıllarca gidiyor, bir daha da hiç unutmuyorsunuz. İşini güzel yapmak çok önemli bir şey. En başta da bahsettim. Çok güzel işinizi yapmanız belki de hayatta yapabileceğiniz en önemli şey. Aşkla yapmanız, tutkuyla yapmanız gerekiyor. Burada çalışanlar da tutkuyla yapıyordu işini. Çünkü hiç gerek yokken dediler ki beğendiniz mi Tuz Gölü'nü? Beğendik. Size bir sürprizimiz var. Barı buraya taşıdık. Ne kadar güzel. O zaman içkilerimizi burada içelim. Yaptık, içtik. Dediler ki bir sürpriz daha var. Nedir? Şöyle dönün lütfen. Dönüyorsunuz 600 metre uzakta beyaz örtülü bir masa. İnanılmaz. Peki oturduk güzel güzel dünyanın her yerinden gelmiş insanlarla, arkadaşlarımızla şimdi. Yemeğimizi yedik, konuştuk. Bu arada ülkeyi tanıtmak ne kadar önemli bir şey. Ne kadar sizin gibi insanlara ihtiyaç var. Ülkemizin değişik yerlere giden, gezen. Aa ilk Türk sensin. Ne kadar güzel. Düşünsenize siz tanıtacaksınız ülkeyi. Öyle bir şans var elinizde, böyle bir lüks var elinizde. Onu kullanmanız gerekiyor ama. Bu bir sorumluluk, hepimiz için bir sorumluluk. Sonrasında yemeğimiz bitti. Artık diyoruz ki hava da soğumaya başladı. Gideriz herhalde artık diyoruz. Karım soruyor, bu motosikletleri kim kullanacak gece, biz mi kullanacağız? Ya he, falan diyorlar, erteliyorlar. Ve dediler ki gelin size bir şey göstereceğiz. Gece inanılmaz şeyler oluyor burada. Yeri gösteriyorlar ışıkla. Baka baka yürüyoruz. Sonra bir yere geldik. Yatakları oraya taşımışlar. 10 tane odanın demir yatağını Ankara büyüklüğünde bir tuz düzlüğünün ortasına taşımışlar arkadaşlar. Ve yapmak zorunda değillerdi. Çünkü biz böyle bir şey istemedik onlardan. Bu ne biliyor musunuz? Tamamen işini tutkuyla yapma. Şöyle bir şey oldu, dediler ki biz buraya taşıdık, bu tecrübe dünyada hayattayken yapmanız gereken 1000 tecrübe kitabında da var. Bilmiyordum, öyle şeylere çok takılmıyorum ben sonuçta, hani kime göre, neye göre değil mi? Ben kimse hiç sevmez orada kalmayı. Sordular, 5 oda dedi ki biz burada kalmak istemiyoruz. İnanamıyorum, nasıl böyle bir şey olabilir? Böyle bir imkanınız var, fırsatınız var. Ve mazeretleri neydi biliyor musunuz? Burada tuvalet yok. Ben de merak ettim, baktım.
Bir insan hayatında 150 bin kere tuvalete gidiyormuş. Kaç kere böyle bir yerde yatma fırsatınız olur? O yüzden çizginin dışına çıktığınız zaman da çizginin dışına çıkmak olması gerekiyor inandığınız şeyin. O zaman tecrübeler tecrübe oluyor. Bu çölde çok farklı hayvanlar yaşıyor. Zebra. Sevdiğim bir hayvan. Birçok şey öğrendim. Şimdi size burada belki bir saat anlatabilirim. Çünkü düşünsenize günler boyu arabada oturup sıcakta bu hayvanı böyle izliyorsunuz. Boşsunuz ama devamlı bir şey öğreniyorsunuz. 40 yaş kadar yaşıyormuş zebralar. Neden? Hani avlanmadıkları sürece, birisi tarafından yenilmedikleri sürece niye 40 yaş yaşıyorlar? Çünkü yedikleri otun içinde Kalahari Çölü'nün kumu var. Ve bu zımpara kağıdı gibi 40 yıl boyunca bu zavallı zebraların dişlerini eritiyormuş. Ve ölüyorlar. Ama öldükleri zaman başka canlılara yemek çıkıyor. Burada da yavaş yavaş ya hayat aslında böyle bir şey. Bunun kaçışı yok. Ne yazık ki ölüm var. Ve ölüm güzel bir şey değil. Ölüm zor bir şey. Ölüm birçok insanın kaldıramayacağı bir şey. Ama var. O zaman günümüzü nasıl yaşayacağız? Bu boş boş yaşayalım, tecrübesizliklerimizi hani bir araya getirelim, hani hiçbir şey önemsiz olsun, boş verelim demek değil. Nasıl o anı güzel değerlendireceğiz? Diğer insanlara faydalı olacağız. Eşimiz, dostumuz bize daha çok saygı duyacak, daha çok sevecek ve nasıl yarar sağlayacağız? Biraz bunu düşünmemiz gerekiyor. Ama zamanı geldiğinde de oturup kendime nasıl yarar sağlarım? Bir sakin olayım, bir sessizliği duyayım demeniz gerekiyor. Tanrılar çıldırmış olmalı. 80'li yıllarda doğanlar bilirler. Bilmiyorum genç arkadaşlarımız bilirler mi? Tanrılar çıldırmış olmalı bizim zamanımızın en önemli komedilerinden birisi. San kabilesinden bir adamın çöldeki hayatı. İzlemediyseniz lütfen izleyin. Gods Must Be Crazy. Bu kabileden o başrol oyuncusu. Ve bu kabiledeki insanlar hala bu şekilde yaşıyorlar. Ateşlerini elle yakıyorlar. Birçok şey yapıyorlar. Ama Botswana 2004 yılında avlanmayı yasaklamış. Şimdi bu adamlar avcı. Bu adamlar avlanarak karınlarını doyuruyorlar. Çok güzel, modern dünya gelsin, gergedanların boynuzlarını, fillerin dişlerini, her türlü her şeyi yapsın. Krokodil, işte saat kayışlarımız olsun. Değil mi? Çok güzel şeyler bunlar. Ama ondan sonra yemekleri yok bu adamların. Ve avcılık yasak. E peki avcılık yasak ne yapacak bu adamlar? Bir de o taraftan bakalım. İnanılmaz iyi insanlar. O kadar iyiler ki yani devamlı sizinle bir şeyler paylaşıyorlar. Şöyle bir kuralları var. Hayatta sahip olduğun her şeyi taşıyabilmek zorundasın. Böyle bir rahatlık düşünebiliyor musunuz? Hayatta sahip olduğunuz her şeyi taşıdığınızı düşünün şimdi sırtınızda. Nasıl? İnanılmaz rahatlar, inanılmaz güzel bir hayat yaşıyor düşündüğünüz zaman. Ama tabii bununla birlikte zorlukları da var. Bu zorluklardan çıkmak için bazıları okullara gidiyorlar. Bazıları kendilerini eğitiyorlar, yetiştiriyorlar. Bu şekilde çok güzel rehberler oluyorlar. Şimdi kapanışa doğru giderken sorumlu turizmden biraz bahsetmek istiyorum. Botswana aslında biraz işi çözmüş gibi görünüyor. Çok az sayıda insan kabul ediyor. Aylar öncesinden başvurmanız gerekiyor. Ve diğer yerlere göre de neredeyse hani 1,5-2 kat para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ama doğa bu. Çok fazla insan akın ettiği zaman ve onlar orada bir şeyler yaptıkları zaman, arkalarında bırakmamaları gereken birçok şey bıraktıkları zaman problem oluyor. Botswana daha pahalı yapıyor. Çok iyi eğitiyor rehberlerini. Herkes tutku ve aşkla bu işi yapıyor. Gidenler memnun, orada olanlar memnun. Biraz önce gösterdiğim avlanamayan insanlar mutlu. Çünkü bizim gibi insanlar onların kültürlerine ilgi duyuyorlar. Komik bir resim değil mi? Evet, ilginç bir resim. Gülebilirsiniz siz söyleyin. Ben bakıp gülüyorum. Ama saygı, sevgi, başka bir dünyanın insanının nasıl yaşadığını görmek, onlarla birlikte olmak ve onlardan bir şey kazanmak. Gittiğimiz yerler bizim için çok 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 önemli. Bir şeyler katmalıyız. Bir şeyler katmalıyız. Onlardan bir şeyler almalıyız. Bu aldıklarımızla birlikte de diğer insanlara, kendimize,
dünyaya nasıl faydalı oluruz? Buna bakmalıyız. Teşekkür ederim.